yere çalan dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya.
yalandan yüzüme gülen dünya.
çaldım kime ne? Arına muz şişesini taşa çaldım kime ne? Allah Allah taşa çaldım kime ne? Çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne yar severim ki. Severim kime ne? Gah inerim yeryüzüne yar severim kime ne? Allah Allah yar severim kime ne? Evet değerli izleyenlerimiz, bu akşam kalbi sıcak insanların içerisinden Gürgentepe'den sizlere sesleniyoruz efendim. Uşak eserlerle devam ediyoruz. Bir başka güzel bir eser, Alvarlı'nın güzel bir eseri, Erzurum'a ait bir eser bu. Seyreyle güzel, kudreti cemal neler eyler.
meyledemem ki başkasına, devreler olsun canan canan. Meyledemem ki başkasına, devreler olsun canan canan. Hem yüzleri der ki bu ilahi dergâhda sebat et canan canan. Lütfi der ki bu ilahi dergâhda sebat et canan canan. Nazlı niyaz et değerli izleyenlerimiz, havası soğuk olsa da gönlü sıcak insanların içinden Gürgentepe'den sizlerle beraberiz. Efendim insanı mert, havası soğuk olsa da. Efendim bir başka güzel eserle devam ediyoruz. Bu arada şehitlerimizi yad edeceğiz inşallah. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Akabinde vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Efendim bayrağımız, mukaddesatımız, vatanımız için, kutsal değerlerimiz için en değerli varlıklarını, canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor. Yakınlarına sabırlar diliyoruz efendim. Bu eserimizi bütün yakınlarına ve memleketimize, milletimize armağan ediyoruz. Giden gelmiyor, acep ne iş?
Göz kulak oldu her yer.
Güzel bir iftar anından herkese merhabalar efendim. Birlikte aynı sofrada orduyuz sloganıyla yola çıktık. Bugün de aynı sofrada Gürgen Tepeli kardeşlerimizle birlikteyiz. Bizleri misafir ettiler, sofralara başlarında birlikteyiz. Kendilerine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar çadırına katılmalarından dolayı hoş geldiler, safalar getirdiler diyoruz. Aynı şekilde sizler de TV 52 ekranları başında bizleri evinize, sofranıza, iftar anına davet ettiğiniz için sizlere de aynı şekilde yürekten teşekkür ediyor, hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Bugün konuğumuz çok değerli hocamız Gürgentepe İlçe Müftüsü Sayın Abdullah Çobanoğlu. Kendisine hoş geldin diyoruz. Safalar getirdiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Safalar getirdiniz. Yine Kur'an tilavetinde bulunmak üzere bizlerle beraber Abdülkerim Şahin hocam, Gürgentepe Merkez Camii Müezzin Kayyımı. Siz de hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün Abdullah hocamla birlikte inşallah dini hüküm kavramı üzerinde duracağız. Dini hükümlerin kısımları nelerdir? İtikadi, inanç yönünden dini hükümler ne anlama gelir, yönü nedir? İman tanımı, kalp ile tasdik, kalp ile iman dediğimizde neyi amaçlıyoruz? Ve de en önemlisi, iman-amel ilişkisi nasıldır? Günah işleyen, ibadet ve taatini yerine getirmeyen kişinin imani durumu nedir? Ve aynı şekilde icmali ve tafsili iman kavramları gibi hususları hocamla birlikte burada konuşacağız, üzerinde mütalada bulunacağız. Ancak sohbetimize her zaman olduğu gibi Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Söz Kur'an'ın. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له والله بكل شيء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Abdülkadir Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gayet güzeldi. Evet Abdullah Hocam. Güzel bir Kur'an tilavetinden sonra sohbetimize başlayabiliriz. Demiştik ki konu itibariyle dini hüküm, iman, iman amel ilişkisi üzerinde duracağımızı belirttik. Dini hüküm ne anlama gelir? Kısımları nelerdir? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle şu anda alanda bizleri izleyen, televizyonları başında bizleri takip eden bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Allah Celle Celaluhu bugün 20. gününü idrak ediyoruz. Burada bu güzel sofrada bir arada olacağız. Rabbim bayram sevincini de İnşallah. Millet olarak huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. İnşallah cümlemize. Evet, dini hükümler denildiği zaman genel olarak imanla ilgili
hükümler ki bunlara itikadi hükümler de deniyor aynı anlamda. Ameli hükümler, ahlaki hükümler olarak taksim ediliyor. Kısaca bu bölümleri ifade etmek gerekirse, imanla ilgili hükümler, iman esaslarını, iman edilmesi gereken hususları anlatan ve Kur'an'ın ayetlerine, mütevatir hadislere dayanan hükümlerden ibarettir. Burada şunu da vurgulamakta fayda var. Biraz sonra ifade edeceğimiz amelle ilgili hükümler, ahlakla ilgili hükümler de bir yönüyle imani yönü olan hükümlerdir. Kur'an ayetleri olarak değerlendirildiği zaman Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an ayındayız, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi 6236 ayeti her mümin için inanılması gereken bir bütünlük içerisinde inanılması gereken hususlardır. Bunların bir kısmı imani konularla ilgilidir. Diğer kısmı ameli konularla ilgilidir. Diğerleri de ahlaki konularla ilgilidir. Evet. Böyle olsa bile bu hükümlerin tamamına bir müminin iman etmesi, inanması gerekir. Aralarında ayrım yapma durumu söz konusu değil. İnanma bakımından tabii. Aralarında ayrım yani yapılması söz konusu değil. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar gibi bir durum geçerli değildir. Geçerli değildir, evet. Kur'an'ın tamamına müminin, Müslümanın inanması, iman etmesi gerekir. Amelle ilgili hükümlere baktığımız zaman bunlar da ibadetler, muamelat dediğimiz insanların beşeri münasebetlerini düzenleyen konularla ilgili Kur'an'da yer alan ahkamlar, hükümlerdir. Bir de ahlakla ilgili hükümler vardır ki yine insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, onlara bir takım sorumluluklar birbirine karşı yükleyen hükümlerdir. Burada şunu ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum. Her ne kadar Kur'an'ın hükümleri, dinin hükümleri bu anlamda bir kategorize edilse de, tasnif edilse de aslında bunların birbirleriyle bağlantıları, yani birbirinden bunları kesin bir şekilde ayırmamız söz konusu değildir. Bir örnek vermek gerekirse Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam iman 70 küsur şubedir buyuruyorlar. Bu 70 küsur şubenin birincisi kelime-i şehadeti getirmektir. Allah'a ve onun Resulüne inanmak, iman etmektir. Bu şubelerden bir tanesi de yolda insanlara zarar veren bir nesneyi yoldan kaldırıp atmaktır. İnsanlara zarar vermesini engellemektir. Yani yoldaki bir taşı, yoldaki insanlara zarar veren herhangi bir nesneyi oradan almanın da imanla bir bağlantısı olduğunu hem bu hadis-i şeriften hem de İslam'ın bütünlüğünden anlıyoruz. Evet. Biraz sonra belki imanın tarifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini zikredeceğiz. Orada da aslında inanan insanın, müminin ibadet hayatıyla, ahlaki hayatıyla, kısaca hayatın bütün alanlarıyla Allah Celle Celaluhu'ya karşı sorumluluk sahibi olan, sorumlulukların bilincinde olan ve bu şekilde davranan bir insan olması gerektiğini ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum. Peki, biraz önce ortaya koydunuz o dini hükümlerin itikadi yönünü belirtmekle birlikte iman tanımı dediğimizde nasıl bir tanım ortaya konmalı? Evet, iman tanımı denildiğinde aslında iman kelimesi, mümin kelimesi, bu kelimelerin emin kelimesi, emanet kelimesi, bunların hepsinin aynı kökten türediğini, geldiğini görüyoruz. Ve birbirleriyle de bağlantıları olduğunu baktığımızda müşahede ediyoruz. İman kelimesinde kelime anlamında birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi tasdik etme anlamı, bununla bağlantılı benimseme, kabullenme anlamına geliyor.
Bir diğer boyutuyla da güven verme, güven içerisinde olma anlamına geliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Müslümanı tarif ettiği hadis-i şeriflerinde malumunuz el muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi buyuruyor. Müslüman öyle kimsedir ki diğer insanların, diğer Müslümanların, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu, bu Müslüman kardeşimden bana bir zarar gelmez, bana bir zararı dokunmaz diye düşündüğü, karşıdaki insana, muhatabına, kardeşine o güveni veren insandır Müslüman. Hem konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle, tavrıyla diğer Müslüman onun yanında kendisini güven içerisinde hissetmesi gerekir. İşte iman kelimesi de karşımızdaki insana, kardeşimize, din kardeşimize o güveni veren bir kelime. Şimdi oradan iman tanımını yaparken şöyle bir gruplama yapılmıştı geçen bir yerde dinliyorum. Güzel bir tespitti. İman tanımında iki boyut vardır. İnanç boyutunda evet, inanma olgusu devreye girer. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe. Ahlaki boyutu ise imanın güven unsurudur. Evet. En önemli kısımlarından birisi bu. Yani bizim az önce ifade ettiğimiz konuyu biraz daha formül etmişler. Evet, farklı bir şekilde iman ve güven boyutu, inanma ve güven boyutu, evet, ki orada iman boyutunda da az önce de söylediğim o tasdik, benimseme, kabullenme boyutu çok önemli bir yer alıyor. Peki o imanın tasdik, kabullenme boyutunda şüphe bir problem teşkil eder mi? Elbette ki, yani zaten imani konularda kesinliğin olması icap eder. Bir tereddüt, bir şüphe söz konusu olduğu zaman orada iman söz konusu olmuyor zaten. İman söz konusu olmuyor ve insan tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Zaten bu tür şüpheler, tereddütler şeytanın insana verdiği bir takım telkinlerdir. Vesveselerdir. İnsanı iman dairesinden, İslam dairesinden uzaklaştırmak, insanın inancına zarar verme noktasında insana yapılan telkinlerle meydana gelen hususlardır. Dolayısıyla imanda kesinlik olması gerekir. Şüphe ve tereddüt imani konularda söz konusu olamaz, yer almamalı. Biraz sonra belki ifade edeceğiz. Yani onun için imanda, kelam kitaplarında taklidi iman, tahkiki iman diye tasnif edilmiştir. Evet. Burada taklidi imanda karşıdan gelen itirazlar veya karşıdan gelen telkinler, art niyetli insanların yaptığı telkinler neticesinde kişinin şüpheye düşme ihtimali söz konusudur. Çünkü konuyla ilgili derli toplu bir bilgisi söz konusu değildir. Kur'an çerçevesinde, mütevatir hadisler çerçevesinde bir bilgisi söz konusu olmadığı için böyle bir durumda tereddüde düşmesi, şüpheye düşmesi ve Allah korusun imanını kaybetmesiyle karşı karşıya kalabilir. Bundan dolayıdır ki her müminin, her Müslümanın anasından, babasından gördüğü, öğrendiği, hatta aslında fıtraten doğumla birlikte başlayan bu sürecin annesi, babası, ailesiyle birlikte devam eden, belki camide hocalardan duyduğu, işittiğiyle devam eden bu imani boyutun mutlaka tahkik derecesine ulaştırılması gerekir. Bu zaten insanın bir sorumluluğudur. Alimler, kelam alimleri taklidi imanın, mukallidin imanının geçerli olduğunu, ancak kişinin taklit derecesinden imanını tahkik derecesine çıkarmak için öğrenmesi, araştırması, okuması gerektiğini, bunu yapmadığı takdirde de günahkar olacağını ifade etmişlerdir. Öyleyse insanın bu anlamda tereddütlere, şüphelere ve insanlardan gelen telkinlere karşı kendisini koruyabilmesi, imanını koruyabilmesi, muhafaza edebilmesi için mutlaka
tahkik derecesine o imanı ulaştırması icap etmektedir. Peki bir imanın sahih olması, biraz önce yine de söylediniz işte o tahkik derecesine gelme gibi durumlarla birlikte hangi şartlar gerekir? Ya bir adam iman etti ben ama o imanın sahih kabul görmesi din şartı var mıdır? Varsa nelerdir? Elbette ki az önce bir tane maddeyi ifade ettik. İmanda şüphe ve tereddüdün olmaması, kesinliğin olması gerekmektedir, icap etmektedir. Bir diğer konu, Allah Celle Celaluhu biz insanları yeryüzüne halife olarak göndermiş. İnsanı eşrefi mahlukat olarak göndermiş, insana değer vermiş Rabbimiz. Ama insan Allah Celle Celaluhu'nun ona verdiği değerin bilincinde olduğu oranda bu gerçekleşir, meydana gelir. Eğer insan onun bilincinde, onun şuurunda değilse bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun hem Kur'an'ı ayetlerinden hem bu dünyada yeryüzündeki Rabbimizin varlığını gösteren, ona ulaştıran birçok alemdeki, mevcudattaki emarelerden, alametlerden, ibret alması gereken hususlardan ders almaz, ibret almaz ve o kişi hayatını Rabbinden uzak, Allah'a imandan uzak bir şekilde yaşar ve son ana geldiğinde ki buna yeis hali deniyor. Artık kendisine makamının gösterildiği, makamının gideceği yerin cehennem olduğunu fark ettiği o son anda iman etmeye kalkarsa böyle bir imanın makbul olmadığı, geçerli olmadığı ifade ediliyor. Öyleyse insanın aklı başı yerindeyken, iradesi yerindeyken gayba inanması esastır. Hemen ve bil ahireti hum yuqinun. Onlar ahirete inanırlar, iman ederler. Özür diliyorum. Yukarıda onlar gayba inanırlar, gayba iman ederler. Ellezine yu'minune bil gaybi. O müminler, o muttakiler gayba inanırlar, iman ederler. Dolayısıyla imanda asıl olan gayba imandır. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetler karşısında insanın durumunu, konumunu bilip Rabbine inanması, iman etmesidir. Bakınız bu konuda az önce söylediğimiz gibi yeis halinde, ümitsizlik halinde imana kalkan, iman etmeye kalkan insanların imanının geçerli olmayacağını Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede ifade ediyor. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِك۪ينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ ف۪ي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ Allah Celle Celaluhu bizim şiddetli azabımızı gördüklerinde onların Allah'a biz iman ettik, sadece ve sadece Allah'a inandık, iman ettik, Allah'a ortak koştuğumuz şeyleri artık reddettik, inkar ettik demeleri durumunda فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ bu durumda onların iman etmeleri, imana kalkışmaları onlara fayda vermez. Geçerli değildir. Örnek verilir buna. Firavun'un son anda iman etmeye, boğulmak üzereyken iman etmeye kalkışması ki böyle bir imanın geçerli olmadığı ifade ediliyor. Allah Celle Celaluhu burada yeryüzünde kendisinin sünnetinin koyduğu kanunun bu olduğunu ifade ediyor. Yani insanın iradesi, aklı yerindeyken, sağlığı, sıhhati yerindeyken inanması, iman etmesi gerektiğini Allah Celle Celaluhu vurguluyor. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini kısaca hatırlatmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, isterse Allah Celle Celaluhu da ona kavuşmayı arzu eder, ona kavuşmayı ister. Kim de Allah'a kavuşmayı arzu etmezse, istemezse Allah Celle Celaluhu da
ona kavuşmayı arzu etmez, istemez. Hazreti Ayşe validemiz bu Efendimizin bu ifadesi üzerine diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz ölümden korkuyoruz. Ölümün yüzü bize soğuk geliyor. Bu durumu nasıl o zaman aşacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, durum böyle değildir, sizin bildiğiniz gibi değildir. Mümin Allah'a kavuşacağı zaman ona makamı gösterilir. İnanan insan Allah'a kavuşacağı zaman Allah Celle Celaluhu'nun ona yapacağı ikram ve cennette bulunacağı makam ona gösterilir. Artık o mümin için Allah'a kavuşmayı arzu etmekten daha güzel, daha mükemmel hiçbir şey yoktur. O sadece ve sadece Rabbine kavuşmayı, bir an önce onunla buluşmayı arzu eder. Ama kafir için ise durum böyle değildir. Ona da ölüm geldiği anda o da karşılaşacağı azap ve ceza ona gösterilir. Artık o kimse de Rabbine kavuşmayı arzu etmez. Dolayısıyla onun için en kötü şey, en hoş olmayan durum artık Rabbinin huzuruna çıkmamaktır. Çünkü çekeceği ceza ona gösterilmiştir. Bu hadis-i şerifi şunun için ifade ettim. Ölüm geldiği anda insana makamı gösterilir. İşte o anda artık imanın geçerli olmayacağı ifade ediliyor. Sekerat-ı mevt durumunda imanın geçerli olmayacağı vurgulanıyor. Birincisi bu. Bir diğer madde, iman havf ve reca dediğimiz korku ve ümit arasında olmalıdır. Yani Müslüman Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden her halükarda ümit var olmalıdır. Beşeriz, insanız. Hatalarımız, günahlarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız hepimizin olabilir. Hakkı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden mümin ümidini kesmez. Ayet-i kerimede قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefislerine karşı aşırıya giden, günah işlemek suretiyle kendilerine karşı aşırıya giden, kendilerine haksızlık yapan kullarım, onlara de ki ey Habibim, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şimdi biz büyük bir heyecanla iftar vaktini, Rabbimizin rahmetini, iftar sevincini bekliyoruz. Öyleyse mümin Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Tevbe kapıları açıktır. Rahmet kapıları Ramazan ayında sonuna kadar açılmıştır. Yeter ki insan o kapılardan girmek için bir gayret içerisinde olsun, çaba içerisinde olsun. Bununla birlikte aynı şekilde mümin ümit var olduğu gibi de hiçbir zaman ne kadar çok ibadet yaparsa yapsın, ne kadar çok hayır hasenat yaparsa yapsın, Allah'ın azabından da emin olmaz. Yani ben ibadetlerimi yapıyorum, ben Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yapıyorum, dolayısıyla benim açımdan cennet garantidir düşüncesiyle mümin hiçbir zaman hareket etmez. Müminin tavrı, ya Rabbi, ben gücüm nispetinde, imkanlarım nispetinde senin emirlerini yapmaya gayret ediyor, senin yasaklarından uzak durmaya çalışıyorum, ama ben amellerime değil senin rahmetine, bağışlamana, affına güveniyor ve sığınıyorum. Dolayısıyla imanda, müminde böyle bir hal olması gerekir. Bir tarafta korku, bir tarafta da ümidin olması icap eder. İman, tabii bu imanın bir gereği. Evet. Yani imanın bir sonucu, bir gereği tabii. Ve insanı da ebedi kurtuluşa ulaştıracak olan, cennete ulaştıracak olan imanda olması gereken bir özellik ve bir husus. Burada bir maddeyi daha zikredip isterseniz bu bölümü tamamlamış olalım. Buyurun. Müslüman Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini, Kur'an'ın ayetlerini bir bütün olarak inanmalı Müslüman Allah'ın ayetlerine. Az önce de ifade ettik. Amelle ilgili olabilir, başka bir konuyla ilgili olabilir, geçmiş milletlere ait bir hususu anlatabilir. Ama netice itibariyle Allah Celle Celaluhu'nun ayetine, ayetlerine bir bütün olarak mümin inanır. Allah'ın ayetleri arasında
mümin bir ayrım yapmaz. Mesela peygamberlerin tamamına inanıp bir peygambere inanmamazlık mümin yapamaz. Edemez, yapamaz. Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri arasında az önce hüküm konusuna işaret ettik. Ameli konu dahi olsa, ahlaki bir konu dahi olsa Allah Celle Celaluhu'nun bir emrini Müslüman hakir göremez. Müslüman hafife alamaz ve alaya alamaz. Onun için eskiler bir formül olarak demişlerdir ki inkar, istihza, istihfa. Bunlar insanı iman dairesinin dışına çıkarır. Bir ayeti inkar, Allah'ın bir ayetini hafife alma, basit görme, Allah Celle Celaluhu'nun bir ayeti ile alay etme. Hatta Müslüman bırakın böyle bir tavrın içerisinde olmayı, Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinin hafife alındığı, espri konusu yapıldığı veya alay konusu yapıldığı bir mecliste gerekli uyarılarını yapar. Eğer orada Müslüman o konuşmalara mani olamıyorsa, engel olamıyorsa hemen o meclisi terk eder, terk etmek durumundadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinden bir tanesini inkar etmek, hafife almak, alaya almak Allah korusun insanı iman dairesinin dışına çıkarır. Burada bizleri izleyen dinleyicilerimizin çok dikkat etmesi gereken bir konudur bu. Bazen dini konular, dini hükümler şaka meselesi yapılabiliyor. Bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyorum ama bu konuların şakası da yapılmaz. Ciddi konulardır. Dini konular, ibadet konuları, iman konuları, ahlak konuları ve Müslümanın da bu konularda gereken hassasiyeti, gereken özeni mutlaka göstermesi gerekir. Aksi takdirde imani anlamda kendisini sıkıntıya sokar. Riske atmış olur. Peki hocam, iman etmiş bir kişi imanının bir sonucu olarak da amel, namaz, oruç, had, zekat ve benzeri hususları yerine getiriyor ya da haramlardan kaçınması imanının bir gereği. Evet. Peki bu bağlamda iman amel ilişkisi dediğimizde ne anlamamız gerekir? Nasıl şimdi, bir ilişki vardır? İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhep imamımız imanı şu şekilde tarif etmiştir. İman inanılması gereken hususları kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kısaca biz az önce bu konuya değindik. Evet. Peki amelin, ibadetin diğer açıdan bakıldığında Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı haramlardan uzak durmanın, günahlardan uzak durmanın burada önemi, konumu, yeri nedir diye bakıldığı zaman elbette ki imanın kemale ermesi, imanın varlığını sürdürebilmesi için ibadetler son derece önemlidir. Müminin, Müslümanın günahlardan uzak durması son derece önemlidir. Ramazan ayının başlarında hatırlatılan, hatırlattığımız bir hadis-i şerif var. Es-siyâmu cünnetun. Diyoruz ki oruç bir kalkandır, oruç bir koruyucudur. Aynı şekilde ibadetler, bütün ibadetler imanı koruyan, imanı muhafaza eden, imanın dış etkilerden, faktörlerden etkilenmesini engelleyen son derece önemli Müslümanın hayatını anlamlandıran hususlardır. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'le bir yolculukta Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'e sesleniyor. Diyor ki ey Muaz, bunu 3 defa tekrar ediyor. Muaz arkasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki buyur ya Resulallah, emret. Muaz bin Cebel'e soruyor Efendimiz. Ya Muaz, Allah Celle Celaluhu'nun kulları üzerindeki hakkı nedir diye soruyor. Muaz bin Cebel de diğer sahabi efendilerimizin olduğu gibi Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Nezaketen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevap vermesini bekliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Muaz bin Cebel'e hitaben ve biz ümmetine hitaben Allah Celle Celaluhu'nun kulları üzerindeki hakkı
ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları, gönülden, kalpten ona inanmaları, iman etmeleri ve Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmeleridir. Allah Celle Celaluhu'nun ibadet etmemiz bizim üzerimizdeki bir hakkı. Devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Muaz, kulların Allah Celle Celaluhu üzerindeki hakkı nedir o zaman? Yine Muaz bin Cebel, Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bu dünyada kendisine inanan, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan ve kendisine ibadet eden, kulluk eden kullarını, insanları, müminleri, inananları affetmesi ve cennetine koymasıdır müjdesini veriyor. Allah Celle Celaluhu o müjdeye ulaşmayı İnşallah. Bizlere nail eylesin. Amin. Öyleyse Müslümanın hayatını, inanan insanın hayatını anlamlandıran ibadettir. Allah'a kul olmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmektir. Namazla, oruçla, eğer dinen zenginse zekatla, infakla, Allah yolunda harcamakla bunları yerine getirmekle Müslüman Allah'a karşı görevini, vazifesini, sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Ve bu ibadetler ve biraz daha ibadet kavramı içerisinde ifade, daha geniş bir kavram içerisinde Kur'an'ı bir kavramla yine ifade edecek olursak ameli salih. Evet. Kur'an'daki birçok ayette Allah Celle Celaluhu imandan sonra, iman edenlerden sonra salih amel işleyenleri ifade ediyor. Salih amele vurgu yapıyor. Hepimizin bildiği Asr suresinde ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede iman ve salih amel yan yana bir arada zikrediliyor. Öyleyse hem Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinden, uslubundan aslında imanla salih amelin, imanla ibadetin ayrılamayacağını, bir arada olacağını biz yine anlıyoruz. Malum olduğu üzere salih amel kavramı da çok geniş bir kavram. İbadetleri içine alıyor, insanlara yaptığımız iyilikleri içine alıyor, hayırlarımızı, bütün iyiliklerimizi, Müslümanın Allah rızası için yaptığı bütün iyilikleri, güzellikleri içine alan bir kavram, evet. Salih amel kavramı. İşin bir boyutu bu. Diğer yönüyle de Müslümanın günahlardan uzak durması, Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı konulardan uzak durması yine bu çerçevede değerlendiriliyor. Unutulmamalı ki insanın işlediği her bir günah onun manevi hayatından bir şeyler alıp götürüyor. Tahribat. Yani evet, tahribata sebebiyet veriyor, sebep oluyor. Dolayısıyla Müslüman, mümin günahlara karşı arasında mesafe koymalı. İnşallah. Hele şu rahmet ayında, mübarek ayda tevbe kapılarının açıldığı, rahmet kapılarının açıldığı, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda aslında bizim beşer olarak, insan olarak, kul olarak kendimizi sorgulama anlamında varsa bizim günahlarımız, bizim imanımızı zedeleyecek, ibadet hayatımızı, manevi hayatımızı zedeleyecek, bizi sıkıntıya sokacak davranışlarımız, bunları sorgulayıp bunlardan tevbe etmek, bunlardan uzaklaşmak mümin olarak görevimiz. Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Vaktimizin de sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. İman, amel ilişkisi, iman kavramı, dini hükümler hususunda çok güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Hem alandaki bütün kardeşlerimizin, hem de televizyonları başında bizleri izleyen bütün kardeşlerimizin hem Ramazanlarını tebrik ediyorum, hem de bu gece güzel bir ortamda bir araya geldik. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. Amin. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. So
Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Başkanım, Sayın Gürkentepe Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, çok kıymetli protokol, sevgili Gürkentepeliler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere hitap etmek üzere Gürkentepe Belediye Başkanımız Yener Yalçınkaya Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Başkanım, saygıdeğer daire başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, çok değerli misafirlerimiz, Büyükşehir Belediye'miz himayelerinde verdiğimiz iftar programımıza, iftar davetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki büyük şehir olmuşuz diyoruz. Çünkü bizler büyük şehir olduğumuzda seçim döneminde bizlere dediler. Sizler hizmet etmeyi bırakın, Gürkentepe'de karla dahi mücadele edemezsiniz dediler. Fakat hepiniz de şahit oldunuz. Bizler karla mücadelede belki %100 memnuniyet olmaz derler ama karla mücadelede Gürkentepe'de herkes memnun oldu. Herkes memnuniyetini bize tebriklerle bildirdi. Büyük şehir olmuşuz diyoruz. İyi ki olmuşuz diyoruz. Çünkü Gürkentepe ilçemizi altyapısı itibariyle tamamen yeniden bitirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Gürkentepe'mizde altyapı çalışmalarımız elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla başlamış olup özellikle buradan OSKİ Genel Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Gürkentepe'yi tamamen yeniden yapıyoruz. Altyapısı olmayan, günlerce suyu akmayan bir Gürkentepe'yi şu anda yeniden inşa ediyoruz. Onun için diyorum ki Gürkentepe her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Gürkentepe'de yıllardır su sorunu vardı. Sizler de yakinen takip ettiğiniz gibi bizim seçimi aldıktan sonra 2014'ten bu tarafa Gürkentepe'de hiçbir sorununuz kalmadı. Bizler günübirlik sorunları çözmek değil, geleceğin sorunlarını çözmek üzere projeler üretmekteyiz. Şu anda suyla ilgili göletimiz Kırtaş'ında, Gölköy'de, Yayla'da yapılmaktadır. Yine aynı güzergahta arıtma tesisimiz yanında yapılmaktadır. Bu ne demektir? Gürkentepe'nin, Işıktepe'nin, tüm mahallelerimizin belki de 50 yıl daha konuşmayacağımız su sorununu kökten çözmek demektir. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve OSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bizler belediye olarak hizmetlerimizi belki geçmiş yıllarda burada kürsüye çıktığımızda söyleyemiyorduk. Yapacağız, edeceğiz diyorduk. Fakat şu anda sizlerin de yakinen takip ettiği gibi Gürkentepe tamamen değişim ve dönüşümü yaşamaktadır. Geldiğimizde hastanemiz başlamıştı, bitti. Şu anda sizlerin hizmetinde devam etmektedir. Yine oturmuş olduğunuz yerin karşı tarafındaki hükümet konağımız yatırım programına alındı. Allah izin verirse bu yıl temeli atılacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gürkentepe ilçemiz geçmişte en geri kalmış, geri bırakılmış bir ilçeydi.
Şundan zamanımız biraz dar. 5 dakika olarak söylüyorlar. Hizmetleri size hızlı hızlı aktaracağım. Yol, su olarak hepsini aktaracağım. Bizde hiç suyu olmayan mahallelerimiz vardı. Okçabel mahallemiz vardı. Tebeköy mahallemiz vardı. Döşek mahallemiz vardı. Akyurt mahallelerimiz vardı. Buralarda su yoktu. Her dönem gelen siyasetçiler su üzerine siyaset yaparak oy istemişlerdi. Bizler seçim meydanında verdiğimiz bu sözleri gelir gelmez anında müdahale ettik. Şu anda Okçabel'de, Tebeköy'de, Döşek Mahallesi'nde, Akyurt'ta, Tikenlice'de, Bahtiyarlar'da suyun genel itibariyle çözülmüş durumda. Burası mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yol sorunu belki ilkim şartlarından dolayı biraz sıkıntıdayız. Bunun farkındayım. Başkanımız da birazdan belki rakamlarla söyleyecek buradan. Hava yağmurlu olmasından dolayı belki gerçekten gecikmeler var. Fakat ekibimiz, aracımız hepinizin takip ettiği gibi hazır vaziyette şu anda beklemekteyiz. İnşallah havalar düzgün gittiği an itibarıyla tamamen yollarımızda çalışmalara başlayacağız. Yine belediyemize ait hizmet binamızı, belediyemize ait araçlarımızı, makinalarımızı tamamen yeniledik. Zaman olmadığından yapmış olduğumuz hizmetlere detayıyla giremiyorum. Fakat şundan emin olun, Gürgentepe emin ellerde, Gürgentepe hak ettiği yere gelecek. Sizlere en iyi hizmeti yapma sözünü verdiğimiz gibi fazlasıyla, verdiğimiz sözü fazlasıyla sizlere yerine getireceğiz. Hepinizin şimdiden Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Afiyet olsun, saygılar sunuyorum. Evet, biz de Gürgentepe Belediye Başkanımız Sayın Yener Yalçınkaya Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ordu için gece gündüz çalışan, bütün gönülleri aynı sofrada buluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli kaymakamım, değerli il başkanım, değerli belediye başkanlarım, çok kıymetli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, çok kıymetli Gürgentepe'li kardeşlerim, bizleri dünyanın her bir yerinden izleme imkanını bulan çok kıymetli hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gürgentepe ilçemizde 3. defa tertip etmiş olduğumuz bu iftar buluşmamıza uzaktan yakından teşrif eden siz saygıdeğer hemşehrilerimize, misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gürgentepe bugün bizi biraz şaşırttı, şöyle şaşırttı. Hep yağmurlu, karlı, hatta geçen seneki iftar mıydı? İftardan bir gün sonra kar yağmıştı. Biz kar yağacak demiştik, sanki kar soğuğu var demiştik. Ertesi gün kar yağdı. Dün de Mesudiye'de epey bir soğuk vardı. Hatta akşam 5,5 dereceydi soğuk. Yani şu anki sıcaklığın 17 derece olduğunu düşünürseniz akşam 5,5'un ne manaya geldiğini daha iyi idrak edebiliriz. Mesudiye bu sene daha soğuktu. Gürgentepe çok şükür. Gene arkadaşlarımız riski göze alamadılar. Çadır kurdular. Çadır yağmur yağsa da artık gönül rahatlığıyla huzur içinde iftarı yapabiliriz. 3. defa veriyoruz bu iftarı değerli kardeşlerim. Burada maksat bir olmak, beraber olmak. Bakınız, devletimizin temsilcisi burada, komutanımız burada, emniyet müdürümüz burada, kaymakamımız burada, siyasi partilerimiz burada derken bugün Gürgentepe'nin tüm yaşayan katmanları hep beraber aynı iftar programında buluşuyor. Hoca Allahu Ekber dediği andan itibaren de iftarımızı açıyoruz. Bunun güzelliği, bunun lezzeti, bunun tadı bir başka. Bu çerçevede de siz köy demeden, mahalle demeden katılım gösteriyorsunuz. Bizim birliğimizi burada destekliyorsunuz. O da önemli. Bütün bunların yanında sağlık ve huzur içinde de inşallah şurada bugün Ramazan'ın 20. günü. Şurada 9 gün sonra da inşallah hep beraber bayrama kavuşacağız. Kadir gecemizi de idrak edeceğiz. Gürgentepe deyince Ordu'nun 19 ilçesinde belli sorunları yıllardır aşılamamış, sorunları çözülememiş, kamu yatırımları en az yansımış,
havasıyla, suyuyla, yoluyla ihmal edilmiş bir ilçe aklımıza gelir idi. Ne zamana kadar? Ordumuzun büyükşehir süreci gerçekleşinceye kadar. Yani 30 Mart 2014 tarihine kadar. Peki ondan sonra ne oldu? Sanki bir mucize el mi değdi bu işe de değişti? Mucize el değmedi arkadaşlar. Bir sistem değişikliği var işin içinde. Nasıl sistem değişikliği var? Daha önceden bir beldeden örnek verelim. Burada Eskiköy vardı, Işıktepe vardı. Önceden Direkli vardı, daha sonra Gölköy'e bağlandı biliyorsunuz. Burada çalışan 10 tane adam vardı. Eleman vardı belediye başkanıyla birlikte. Devlet 20 bin lira para gönderirdi o beldeye. O 20 bin lirayla sen ister yol yap, ister su yap, istersen çalışan adamlarına maaşını ver ki ancak maaşa giderdi parada zaten. Dolayısıyla bizim bu bölgelerde hizmet yapma imkanımız sistemden dolayı çok mümkün değildi. Peki sistem nasıl bir değişikliğe tabi oldu ki Gürgentepe'de biz bu eksiklikleri artıya çevirebildik? Nasıl oldu? Onu iki tane rakamla. Bütün ilçelere gittiğimde ben o iki rakamı veriyorum. Burada da iki tane rakamla belirtmek istiyorum. Biz Gürgentepe ilçemizde 3 yılda 1 milyon 400 bin lira su parası toplamışız. 1 milyon 400 bin lira. Beldeleriyle birlikte sizin harcadığınız sudan ortalama 1,5 milyon liralık su parası almış Büyükşehir Belediyesi. Bunun karşılığında da biz Gürgentepe'ye kaç liralık su yatırımı yapmışızdır? 1,5 topluyorsan 2 yapmışızdır değil mi? Kaç? 10. Başka? 7. Değerli kardeşlerim, 1,5 milyon su parası topladığımız Gürgentepe ilçemize biz 3 yılda tam 20 milyon lira, 20 trilyon lira su parası yapmışız. 1,5 milyonun tam 13-14 katı bir yatırım yapmışız. Niye yapmışız? Su sorunu vardı o yüzden. Biraz önce belediye başkanımız söyledi. Ben milletvekili zamanında buraya meydana gelirdim. Konuşmaya başladığımızda döşeyen suyu, Muratçığın suyu, Okçabel'in suyu diye vatandaşlarımız hep söylerlerdi. Şimdi bir plan proje çerçevesinde hepsi bunların bir yatırıma tabi tutuldu. 20 milyon liralık yatırımın bitiş takvimi de gelecek yılın ortası. Ve Gürgentepe ilçemiz, Işıktepe beldemiz dahil olmak üzere Gölköy'e kurduğumuz, şu anda ihalesini yaptığımız arıtma tesisi devreye girdiğinde ki çok büyük bir arıtma tesisi, yaklaşık 5 trilyon liralık bir yatırım da oraya yapıyoruz. Oradaki göletten gelecek suyla Gürgentepe, Gölköy ve Işıktepe ve çevresindeki mahallelerimiz arıtmadan su içecek. Su sorunu da böylelikle sonuna kadar inşallah bitmiş olacak. Bu suda yaptığımız yatırım. Peki yolda ne yapmışız? Yolda biz 7 milyon bu yıl, 4 milyon geçen yıl olmak üzere ilaveleriyle birlikte 14 milyon liralık, 14 trilyon liralık yatırım yapmışız. Peki bitecek mi? Eksiklikleri yok mu? Elbette var. Var ama hepsi aynı anda olmuyor. Bunun da bir kademesi var, bir program var. Sıcak asfalt programımızın olduğu, normal asfalt programlarımızın olduğu yerler var. Peki büyük şehir olmadan önce Gürgentepe il özel idaresinden, ordudan, valilikten kaç lira para alıyormuş? Yolu ve suyu için biliyor musunuz? 900 bin lira, 1 milyon bile değil. 900 bin liraya Gürgentepe'nin yolu yapılacaktı, suyu yapılacaktı daha önceden. Ama büyükşehir olduktan sonra o 900 bin liranın karşılığında biz Gürgentepe'ye ne harcamışız? Tam 38 milyon 600 bin lira harcamışız. Hadi 1 milyon diyelim, tam 38 katı, 40 katına yakın bir yatırım yapmışız. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Daha fazla yapacağız. Öncelikle birinci önceliğimizi yol, ikinci önceliğimizi su dedikten sonra eksikliklerimizi de kademe kademe gidereceğiz ki ondan sonra bizim harici yatırımlarımız var. Şimdi ben kısmen bazılarını söyleyeceğim burada. Gürgentepe ilçemiz, belediye başkanımız söyledi. Kaymakamlık konağı, hükümet konağı karşıya yapılıyor, hükümetimizin yatırımı. Devlet hastanesi bölgenin en güzel hastanelerinden bir tanesi. Şu anda çok güzel bir şekilde hizmet veriyor. Önemli bir yatırım. Onun dışında biz açıklamıştık daha önceden. Proje ihalesini de yapmıştık. Gürgentepe ilçemizin çok güzel bir kültür merkezine ihtiyacı var demişti. Hem sizler hem belediye başkanımız. Biz de proje ihalesini yaptık. Allah izin verirse projesi geldikten sonra Gürgentepe'nin mimarisi dokusuna da uygun olacak şekliyle içinde her türlü toplantının, her türlü etkinliğin yapılabileceği, saunasından hamamına kadar, okuma salonlarına kadar, toplantı salonlarına kadar her türlü aktivasyonun yapılacağı bir kültür merkezini de inşallah biz Gürgentepe ilçemize kısa bir zamanda ihalesini yapmak suretiyle kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. (Gülüyor)
Şimdi bu şehir geçişinin asfaltı, onu arkadaşlarımıza biraz önce yerinde inceledik ve gördük. Değerli belediye başkanımız, Gürgentepe belediye başkanımız otogarı yaptı. Sahil demeyelim, yolun sağ ve solundaki yürüyüş alanlarının çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Alt tarafında biz dolgu yapıyoruz, oraya halı sahası yapılacak derken Gürgentepe'de talep edilip de istenilip de hemen hemen hiç yapılmayan bir şey inşallah kalmayacak. Kent meydanı dedik, onu tamamladık. Şimdi benim aklımdan şu geçiyor. Gürgentepe'nin içinden ana yolumuz var. Şimdi yolla ilgili bölümü en sonda söyleyeceğim. Ana yolumuzu da bu sene orası karayollarına ait. Karayolları güzel bir şekilde asfaltını ve kaldırımını tamamladıktan sonra Altınordu ilçesinde yaptığımız gibi binaların sağ ve solunu İnşallah çok güzel bir şekilde hem yalıtımını yapmak, hem giydirmek, hem de Gürgentepe'nin o karamsar görselini değiştirmek için binaları komple baştan sona yeniden donatabiliriz, giydirebiliriz. Onu zaman itibariyle Gürgentepe'li hemşehrilerimizin talebi çerçevesinde değerlendirmeyi ben şimdilik uygun görüyorum. Şimdi niye uygun görüyorum diyorum. Çünkü Gürgentepe bu referandumda bize tam 53.4 oranında destek vermek suretiyle hakikaten tarih yazdı. Gürgentepe kendi içinde bu yeniliği, kendi içindeki bu desteği, birliği ve beraberliği sağlamış oldu. İnanıyorum ki üzerine katmak suretiyle. Çünkü biz büyükşehir olarak %50'ler civarında burada oy almak suretiyle başkanımızla beraber seçilmiştik. Şimdi üzerine koymak suretiyle bu 53'leri daha da yukarılara çıkartmak suretiyle biz de hizmetlerimize daha şevkle ve heyecanla sarılmayı vesile kılacağına inandığımız o desteğiniz her zaman bizim yanımızda, her zaman bizim arkamızda. Şimdi gelirken tabii Gürgentepe deyince biz bunları anlatıyoruz ama falancının yolu, filancının suyu, falancının kültür merkezi, bunlar önemli önemli ama en önemlisi hangisi? Gürgentepe, Ulubey, Ordu'dan gelen bizim karayolumuz, öyle mi? Doğru söylüyorum değil mi? En önemlisi ne? Bu yol. Sanki yanlış söylüyorsunuz gibi bir imaj var. Bu yolsa bu yol olduğuna dair bir şöyle bir alkışlarınızla pekiştirelim. Tamam, bu yol. Şimdi gene alkış Gölköy Belediye Başkanımızdan geldi. O çünkü sizden daha fazla mağduru. Siz belli bir kilometreden sonrasını en azından kısmen yaşıyorsunuz. Değerli kardeşlerim, bu yola ilişkin çok şeyler konuştuk. Başta ben olmak üzere. Fakat ben bunu geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Bu Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ve Ordu yolu tarihinin en iyi ve en istikrarlı dönemini yaşıyor şimdi. Niye yaşıyor? Bir defa Ulubey'den Sayacabaşı'na kadar olan 15 kilometrelik bölümü Türkiye'nin güçlü müteahhitlerinden bir tanesi aldı. Bu yıl 3 kilometre Ulubey'e kadar, 3 kilometre de Sayacabaşı'na kadar bölümü sıcak asfalt olarak bitirecek. Kalanını da gelecek yıl ortalarında, yani 2018 yılının böyle Haziran ayına bitirmeyi taahhüt etti. Ki bu firmalar büyük firmalar. Çünkü bu firmaların gücü yaptığı işlerle belli. Mesela o bu yolu yapan müteahhit firma 3. köprüyü yapan firmanın ortaklarından. Üye çevre yolunu yapan firmanın ortaklarından. Peki daha önceki sıkıntı neydi? Daha önceki sıkıntı işi bilmeyen müteahhitler, yatırımcılar buraya geliyordu. Yolu yapacağız diyordu. 100 liralık işe %56 kırım yapmak suretiyle, düşük teklif vermek suretiyle giriyordu. Hem kendisi iflas etti, gitti çoğu. Hem de Gürgentepe'li, Ulubey'li, Gölköy'lü kardeşlerimiz de mağdur oldu. 15 kilometrelik bölüm, yani aşağıdan gelen bölümde bizim bir sorunumuz yok. O Sayacabaşı'ndan itibaren Gölköy'e kadar olan güzergahta da ihalesi yapıldı. Yine Türkiye'nin büyük müteahhitlerinden bir tanesi devraldı. O devirle birlikte şu anda şantiye kurulumları gerçekleşti. Bize karayollarının söylediği şu: 2019 yılı itibarıyla Gölköy Ordu arasındaki yol inşallah karayollarımız tarafından hemşerilerimize en iyi şekilde teslim edilecektir sözünü karayollarımız da bize verdi. Bizim yapacağımız ne? Bunu sizlerle paylaşmak. O paylaşmanın dışında biraz daha sabır telakki etmek. O sabrın yanında da şu teşekkürü yapmak. Başta belediye başkanlarım, Gölköy Belediye Başkanım burada. Gürgentepe Belediye Başkanım burada. Ulubey Belediye Başkanı aşağıda. Biz arkadaşlarımıza dedik ki bu müteahhitler buraya gelir. Geldikten sonra bizim en önemli sorunumuz yeri müteahhide teslim etme sorunudur. Kamulaştırma işlemleriyle ilgili vatandaşlarımız biraz hassas olsun dedik.
müteahhit firmalar ve karayollarının bize teşekkürü oldu. Dedi ki başkanım, hem ilçe belediye başkanlığına hem sizlere teşekkür ediyorum ki sizler de vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla teşekkür edebilirsiniz. Nedir o? Kamulaştırma ve yer verme, yani muvaffakat verme konusunda bu bölge insanı elinden gelen bütün gayreti gösterdiği gibi, çok şükür ki binlerce hissekarı olan bu yol boyunda şu ana kadar muvaffakat vermeyen, yola karşı çıkan bir Allah'ın kulu da olmamış. Bu da bizim size teşekkürümüz, ama aynı zamanda vatandaşın yola da bakış tarzının bir göstergesi. Toparlıyorum. Yol bittiği takdirde Gürgentepe yarım saat içinde Ordu'ya inecek. Huzur içinde inecek, rahat bir şekilde inecek. Dolayısıyla Gürgentepe'den giden nüfuslarımızın da geri gelmesi yolla birlikte, ulaşımla birlikte çok daha rahat olmuş olacak. Gürgentepe'nin nüfusu kaç? En son seçimde 14.100. Peki şu anda kaç kişi var Gürgentepe'de? Kaç olur? Başkanım diyor ki şu anda 25 diyor. Fındık mevsiminde en az 30.000 kişi olur diyor Gürgentepe'de. Gürgentepe'de ama 14.000 kişi var, belki daha da fazla. Şimdi bunun da sıkıntısını yaşıyoruz biz. Devlet bize 14.000 kişi var, buna göre hizmet edin, ben size ona göre para göndereceğim diyor. Ama yazın İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen vatandaş diyor ki efendim benim yolum, benim suyum. Bakıyoruz ki nüfus kaydına vatandaşın adresi İstanbul'da. Ne yapacağız biz belediye olarak? Şunu yapacağız. Nüfus yazımı konusunda başta muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın biz altyapısını hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Yoluyla, suyuyla nüfusu da geri getirme konusunda sizler biraz daha gayretkar olacaksınız. Çünkü herkesin evde bir hanesi var. Ama o hane boş. O hane boş, fındık vakti geliyor, diyor ki bana yol yap diyor. Ben de diyorum ki senin kaydın yok burada. Kim doğru söylüyor? Biz doğru söylüyoruz resmi olarak. O zaman siz de bize biraz destek olacaksınız. Dikkat ederseniz Gürgentepe'nin bu mevsimde ne su sorunu var ne yol sorunu var. Ama yazın olmaya başlıyor. Niye? 14.000 nüfus çıkıyor 30.000 nüfusa. Biz 1'e 2, 1'e 3 yatırım yapmak zorunda kalıyoruz. Şu nüfusunuzu artırma konusunda gayret gösterelim. Gürgentepe ilçesinde bu potansiyel var. Çünkü İstanbul'a gittiğin zaman en az 15.000 Gürgentepe'li vatandaşımız bizim İstanbul'da yaşıyor. Şimdi ben bunu anlatınca vatandaş diyor ki ne diyor yani, İstanbul'dan şimdi Zeytinburnu'ndan, Bakırköy'den geri mi gelelim diyor. Ben de diyorum ki onlara, şimdi televizyonların marifetiyle bizi dinliyor İstanbul'daki Gürgentepe'li kardeşlerim. Gürgentepe'nin İstanbul'da tam bir birlikteliği var. Onlara diyorum ki senin yıl boyu 11 ay buraya gelmenin bir manası yok. Benim senin şahsınla bir işim yok. Senin nüfus kağıdın, nüfus cüzdanın 30 Aralık tarihi ile 20 Ocak tarihi arasında, yani 20 gün Gürgentepe'de gözüksün kardeşim. Bunu söylüyorum. Kötü mü diyorum? Doğru diyorum tabii. Doğru diyorsak o doğru dediğimizi Gürgentepe'de kabul etmesi lazım. Bakınız, Ayvaslı'da biz bunu anlattık. Geçen sene Ayvaslı'nın nüfusu 7.000 arttı. Ve Ayvaslı'ya dedik ki sizin nüfusunuz şu kadar artarsa size de şu ilave hizmeti yaparız dedik. Gürgentepe'nin potansiyeli buna müsait. Gölköy'ün de potansiyeli buna müsait. Nitekim Gölköy geçen sene 4.000'e yakın arttı. Gürgentepe'den bu yıl biz bu mahiyette ciddi de bir kampanya bekliyoruz. Evet, derken iftar vaktini yaklaştırdık. 2 dakika var imiş. Ben uzaktan yakından teşrif eden tüm saygıdeğer Gürgentepe'li kardeşlerime öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Allah'ım Ramazan'ımızı, iftarımızı, orucumuzu hayırlı kılsın. Kadir gecemiz mübarek olsun. Sağlık ve huzur içinde inşallah bizleri bayrama ulaştırsın der iken hepinize afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bizler de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Beyefendi'ye, Gürgentepe Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı...